Ramazan'da hem sağlıklı hem de lezzetli baklava yemek mümkün. Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma baklavayla buluştu. Ortaya çıkan hem göze hem de damağa hitap etti. İşte hurmalı baklava ve yapılışı. Yufkalar önce ince çık açıldı, ardından hurma ve tereyağıyla tepside buluştu. Pişen baklavalara şerbet verildi ama şerbeti dökerken dikkat. Kaynar şeker. 160 sandık ve taş fırından çıktı. 115 derece kaynamış şerbet verildi. Ve bakteri mikrop sıfır. İşte sırlarımızın biri de bu. Ramazan geldi, baklava ustalarının mesaileri de arttı. Fıstıklısı, fındıklısı, cevizlisi, baklava çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Hurmalı baklava. Ceviz biliyorsun E vitaminidir. Hücre yenileme özelliği vardır. Ramazan ayında tok tutma özelliği olan hurma vardır. Çok, çok sağlıklı. Biraz bunun açımı, dinlenmesi, yapılması tam 4 saat. İyi bir baklavanın sırrı hamurunda, hamurunun lezzeti ise incecik açılmasında. Baklava çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayına özel hurmalı baklava, hem tok tutma özelliğiyle hurma hem de vitamini açısından ceviz birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıktı. Ama o manzaraya gelmeden önce binbir emekten geçiyor. İşte gördüğünüz gibi yufkalar incecik açılıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir baklava yapmak ve yemek istiyorsanız malzemelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Erimiş yağ ile tereyağı veriliyor. Ceviz, Tokat ve Şadiye, Çebingöl, Hisar civarından alıyoruz. Yağ, bakın, egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen, koyun sütünden yapılmış erimiş yağ ile tereyağı kullanıyoruz. Normal bir baklava 40 kat açılıyor ama hurmalı baklava içindeki hurma tadı gelsin diye 10 kat. Ayrıca fırında kalma süresi de diğer baklavalardan farklı. Her ürünün kendine göre pişme dakikası ve derecesi var. Bakın bunu alsak hurma vitamini ölmesin diye. Diğer baklavalar 45 dakika piştiyse bu 25 dakika pişti. Hemen veriyoruz. Çıktıktan sonra da bir saat dinlenmesi gerekiyor. Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma ve tatlıların baş tacı baklava görenlerin iştahını açıyor. Baklavanın kalorisine gelince hurmalı bir baklavanın bir dilimi sadece 100 kalori. İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir peygamber yatıyor. Hazreti Yuşa peygamberin kabri özellikle Ramazan'da daha kalabalık. Yuşa peygamberin kabrinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce